Arkadaşlar yeni bir Ubud gününden herkese selamlar. Selamlar, günaydın. Bebeğim bir açılış vermiyoruz bu araya. Evet. Ver senin açılışı. Light, camera, action. Arkadaşlar bugün nereye gidiyoruz? Hatırlarsanız bir önceki videolarda muhtemelen hatırlıyorsunuzdur. Alas Harum'a gitmiştik. Orada bir yüzme havuzu vardı. Biz orada yüzemedik. İsyan olmuştu biliyorsunuz. Çok insanlar vardı. Şöyle böyle her neyse biraz artık 7-8 gündür Ubud'dayız. Biraz uzun kaldık burada ama buraları sevdik. O yüzden bugün oraya gideceğiz. Ama aynı yüzme havuzu değil. Bir tane daha aynı isimde sonunda Sunset var. Biz bugün oraya gideceğiz ve bir de rezervasyonumuzu da yaptık. Hem yüzeceğiz hem yemeğimizi yiyeceğiz. Bu gideceğimiz havuz da yine ormanın içinde. Ama neyle meşhur derseniz güneşin batımıyla meşhur. Bizim de içimizde orada biraz üzüldük, kaldı yani. Gittik, o kadar para verdik, yüzemedik. Monika'ya dedik neden olmasın, buraya gidelim. Zaten birkaç günümüz Ubud'da kaldı. Buradan da Seminyak ve Canggu tarafına geçeceğiz. Oraları da gezeceğiz. Orada büyük beach club'lar falan var. Ama onları da araştırıyorum. Biraz pahalı arkadaşlar. Yani kuru kuru girmeniz gerekiyor. Ona bile çoğu para istiyor. Neyse onlar ileriki videoların konusu. Yani bugün şöyle bir konsept yapabiliriz. Ormanın içinde bir yüzme havuzu. Gün batımı bize kaç paraya patlayacak? Şimdi markete gideceğim. Hemen orayı da göstereyim. Şurada taksi çağırıyoruz. Onu da zaten çekeceğim sizlerle fiyatını. Her şeyin fiyatını falan bilgisini vereceğim arkadaşlar. Özellikle Bali videolarında her şeyi görmenizi istiyorum. Bakalım. Bir gün batımı Monika bize bugün kaç paraya patlayacak göreceğiz. Evet. Şimdi taksi çağıracağım. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben Booking'den yapacağım bugün. 127 daha ucuza. Ama şunları da söyledim. Bunlar da seçenek. Grab, Gojek. Zaten Booking Grab ile çalışıyor. Gojek'te şu an indirim yok. O yüzden bu bana uygun geldi. Buradan çağırıyorum taksimi. Yerimi seçtim. Gideceğim yer havuzu da seçtim. 127 bin. Hemen ödememi yapıyorum. 127 ne kadar yapıyor derseniz 257 Türk lirası. 12 de bizim Avustralya doları. Tabii seçenekler de var. Motorla falan giderseniz yani 4'te yarıdan daha az. 4'te 3 de demeyeyim ama biz motor fobimiz olduğu için binemiyoruz arkadaşlar. Hem binemiyoruz hem kiralayamıyoruz. Zaten kiralasanız çok daha ucuz olur. Bu arada burası da meydan oluyor. Göster bebeğim. Evet. Anne çaktı. Arkadaşlar mekanımıza geldik. Dıştan bu şekilde gözüküyor ama muhtemelen manzara öbür taraf olacak. Let's go down. Krakya Sunset. Monika bizlere anlatsın içeride. O gün yüzemediğimiz için bugün burayı seçtik. Evet. Hello, how are you? Hello. Bebeğim arkadan çekeceğim. İlk izlenimlerin. Lütfen aşırı insan yok de bana. Bak ben o tarafa bakmıyorum. Tamam bakalım. Hadi lütfen. Merdivenler bizi yoruyor. Merdivenler bitirdi bizi. Ay. Vallahi sessiz bebeğim. Aa çok iyi ya. İnanılmaz. Doğru bir yere gelmişiz arkadaşlar. Bebeğim nasıl? Ben seni İlk kötü yerlere getirmem. Doğru bir seçim yapmışız. Evet. Hello, how are you? Thank you so much, sir. Thank you so much. Okay, thank you. Okay, arkadaşlar şimdi hızlı burayı bir size anlatmam gerekiyor. Çünkü çok önemli şeyler var. Burası öncelikle Krakya Sunset. Yani Alas Harum'daki o popüler havuzun burası da gün batımı ve daha az insanlısı. Zaten buraları çekeceğiz. Şimdi burada şöyle bir sorun var. O önde yataklar var, oturma yerleri var. Oralarda oturmak isterseniz bedava. Ama 800 bin onların parasını harcamak zorundasınız. O da kaç para yapıyor? Hemen size söylüyorum. Yani havuz başında olan masa veriyorlar. Masalar. Sana. Evet. 8.620 TL veriyorsunuz havuzunuzun başında. Size bir yardımcı geliyor. İşte yemeğinizi falan getiriyor. 800 bine kadar harcamanız lazım. Buradan bir şeyler seçiyorsunuz. Kardeşim ben o parayı vermem. İçeri gireyim derseniz evet girebiliyorsunuz. Restoran bölümünde bu şekilde oturup buradan yüzmeye gidiyorsunuz. Burada da menüler var şu şekilde.
yediğiniz, içtiğiniz parayı ödüyorsunuz. Yani rezervasyon yapmanız pek de mantıklı gelmedi burası için. Ama diğer yer için yapın sonuçta. Biz şimdi oturup menü fiyatlarına bakacağız. Çünkü saatimiz kaç? 1. Akşam 9'da kapanıyor ve ben bugün bütün günümü burada harcamak istiyorum. Biraz matematik yapacağım. Mesela ikişer kokteyl içsek, birer ana yemek yesek mesela kaç para olur? Eğer o fiyata gelirse ben oradan oda yer kiralayıp orada oturmak istiyorum. Zaten detayları birazdan size anlatacağım. Sadece girişte böyle bilgiler edindik ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar şimdi olayı çözdük. Maybe she is boss, she can choose. With one darling, would you like? There, maybe. Which, that corner, this. I just took him. Sarah, are you okay? There. Okay. You want that one? Ah, she want this one. Does it get too hot later? Okay, thank you so is much. Is it nice? Yeah, it is beautiful. Okay. Manzaramız böyle arkadaşlar. Bebeğim, manzara nasıl? Harika. Arkadaşlar biz bunu seçtik ama birazdan size anlatacağım. Drone da uçuracağız. Bize söz verdi. Look, I'm telling my people. I say this guy, he say you can fly your drone. Thank you. Thank you so much. Burası çok iyiymiş abi. O diğer yer neydi öyle biz gittik ya. Arkadaşlar kesinlikle buraya gelin. Manzaraya bakar mısın? Arkadaşlar şimdi kısaca burayı özetleyeyim. Sizler de bilin. Olur da gelirseniz pazarlık yaparsınız. Burası 800 bin liraydı. Bunların parasıyla. Ama ben çocuğa dedim ki biraz menüye baktık. Zaten şöyle söyleyeceğim. Yemek fiyatları 120-130 binden başlıyor. Hatta böyle deniz ürünleri 300-350'ye de var. Yani örnek veriyorum. 2 tane et ya da deniz ürünü yediğinizde zaten 500 bini geçiyor. Ben de dedim ki bak kardeş ben videoda çekiyorum. Gel sen beni kırma ben seni kırmayayım. Ne orada oturacağımıza burada oturalım mis gibi. Tamam dedi abi ne istiyorsun? Dedim biz 500 bin harcayalım. Sen de bugünlük bize burayı ver. Tamam dedi. Yani bilginiz olsun sizler de buraya gelirseniz. Zaten şunu söylüyorum, kesinlikle oraya gitmeyin, kesinlikle buraya gelin ve buranın gün batımı çok popüler ama biz şu an yağmur sezonunda olduğumuz için görüyorsunuz böyle bir yağmur, bir güneş. Monika da şu an anın tadını çıkarıyor. Bebeğim nasıl? Çok iyi. Öbür yere gitmeyin. Kesinlikle. Evet. Şuraya bakar mısınız manzaramızda? Yani hiç değmiyor paranıza. Ve drone da uçuruyoruz burada. Evet. Arkadaşlar burada her şey parayla. Gerçekten. Şimdi bak havlu vermedi. Havlu isteyeceğim o da parayla. Ne isterseniz bu ülkede her şey parayla. Kapıya resim çekmeye gidiyorsun. Giriş parası veriyorsun. Resim çekiyorsun resimciye para veriyorsun. Ekstra diyor altına ışık tablet tutuyor böyle. Şöyle yansıma yapsın diye ona para veriyorsun. Her şey. Arkadaşlar ilk siparişlerimiz geldi. Bir kahve, bir bira aldık. Bir tane havlu aldık. Bunu da parayla
Monika size anlatsın devamını. Şimdi biramız 60. Kahvemiz 45. Patates aldık. O da 55. Havlu bir tane aldık. Çünkü o da 50. Yani bize bir limit verilmişti. Hatırlarsanız 800'dü ama biz 500'e düşürdük. Şimdiden bakıyorum, yazmışım. 210 bin gitti bile. Yani bir havlu, bir bira, bir kahve ve bir tane de patates cips gelecek. Already paramızın yarısı gitti. Ondan dolayı buraya geldik, oturduk. Yani diyorum ya arkadaşlar, burada bir yerlere gittiğinizde hep para gidiyor yani açıkçası. Sunset bu şekilde arkadaşlar, biraz karanlık. Hatta şu tarafta yağmur yağıyor, görüyorsunuz. DJ'imiz geldi, ışıklar geldi. Ortam güzel. Şimdi hala buradayız. Saat kaç oldu? 6 olmuş. Wow, ben bir yüzeyim o zaman, bir yemek yiyelim ha. Arkadaşlar şimdi yemek yiyeceğiz. Video çekeceğim ama çok müzik olduğu için çekemiyorum. Bir de ortam hava karardı. Saat 7 oldu. Biz şimdi neler harcadık onu söyleyeyim size. Biz meyve tabağı aldık öğlen. O ilk geldik, kahve falan, biraz çips falan bir şeyler yedik. Sonra bir meyve tabağı aldık. Bayağı atıştırdı bizi. Biraz yüzdük, drone falan uçurdum zaten. Bir 280-300 bin orada harcamıştık. Şimdi birer de yemek yiyeceğiz. Ne alacağız? Bir tane kalamar alacağız. 95K yazıyor. Sadece işte birkaç dilim kalamar. Bir tane de pizza almayı düşünüyoruz. Margarita 105'de o. 200'de onlar tutuyor. Ortalama birer de içecek aldık mı 500 bini geçmiş olacağız zaten. Hani buraya gelip bu masaya oturmasaydık da yine bir şeyler yeseydik yine geçiyorduk limiti. Ama günün sonunda evet, insan böyle yerlere gelince çok para harcıyor. Maalesef gidiyor yani. İnsan diyor ulan bir kokteyl için. Biz kaldı ki çok içki içen insanlar değiliz. O yüzden yine ucuz kurtarıyoruz. Çünkü kokteyller falan bayağı pahalıydı. 150 binden başlıyor. Yemeğimizi yedik. Yani böyle bir genel gösterdim ama fişi orada göstermek istemedim. Faturamızı aldık. Aslında ben tam 500 bin diye hesaplamıştım. Tek tek ona göre aldık. Çünkü geçmek istemedim açıkçası. Ama vergileri yine unuttuğum için 602 bin tuttu. Bak 515 bin orada harcadığımız para. 50 bin, 37 bin artı vergi binince toplamda 602 orayı ödedik. Yani 100 lira üstüne çıktık. Ama söylediğim gibi, olur da oraya giderseniz yani ha orada yatak almışsınız ha da bir yemek yemişsiniz, hemen hemen aynı şeye geliyor. Çünkü yemekler şehre göre bir tık daha yüksektir. Çok aşırı da değil yani. Orada da kola 35'ti. Mesela buralarda da öyle. Taksileri ilave ettim. Günün sonunda 900 12.400 onların parasını harcadık. Rupi. Yani toplamda 1848 TL'ye patladı bize. Avustralya dolarıyla da 85 dolar. Yani öyle bir yer için bilmiyorum arkadaşlar. Yorumu size bırakıyorum. Ama günün başında söyledim. Bize biraz böyle içimizde ukde kaldığı için dedik gelmişken gidip yapalım. Çünkü burası da bayağı popüler bir yerdi. Ve arkadaşlarımız önceden geldiği için bize söylemişti. Diğer yere göre sıra yok, bekleme yok, daha sakin. Sadece bir şey ekleyeceğim. Olur da gitmek isterseniz, havuz suyu soğuk. Yani sıcak su seven bir insansanız bence o havuzu çok sevmeyeceksiniz. Yani soğuk demeyeyim de ama insan içine 2-3 dakika durduktan sonra üşüyor. Bunu da ek bilgi diye yapalım. Yani yine pahalı bir gün, yine pahalıya patladı bize ama yapabilecek bir şey yok. Bebeğim kahven geldi. Thank you so much. Kahveni de göster. Thank you. Kahven kaç paraydı buradan? 35. Bayağı bak, ana yolun yanında evet. Bir kafe yani. Hemen onu da size ek bilgi olsun arkadaşlar. 71 TL. Bugünlük bizden. Evet. Sen söyle. Evet. Aynen. Al o zaman, sen kapat. Sana ben vermedim mikrofonu. Orada ne kadardı? 50 miydi? Evet, orada 50 idi sen içmişsin. 50 mi? 45 pardon. 45. Evet. Caddeki. Burada da 35. Evet. Yani aman aman bir fark yok ama yine de var. Tat,
taze yapalım. Oo, yapıştı. Çok güzel, sıcak. Buranın kahveleri güzel, evet. Evet, Bali'nin kahveleri güzel. Sıcak gelmiş, güzel ya. Arkadaşlar, o zaman takipte kalıyoruz yeni videolar için. Beğeni, yorumları unutmayın. Şimdi kendinize iyi bakın. Bizde durumlar bu şekilde.